Matrax. Nisan'ın M'si değil. Hayır, N. Ninde'nin M'si. Peki. Çünkü İlham da bildiğim kadarıyla evet, devlet başkanımız. Evet, devlet başkanı İlham Aliyev, değil mi? Devlet başkanı. Evet. Evet. Bir de onun eşi var, Mihriban Aliyev ama. Evet. Çok enteresan evet. Bir ülke Azerbaycan. Bu anlamda tabii. İlham Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı birinci yardımcılığına kimi getirdi? Zeki Bey. Buyurun. Lütfen oralara girmeyelim. Niye girmeyelim? Ya çok komik. Adam çıktı dedi ki Cumhurbaşkanı yardımcısı karım dedi ya. Ama helal olsun. Helal olsun. Net şekilde ortaya koydu. Azerbaycan'da kapandı. Nasıl? Fox o yüzden Azerbaycan'da kapandı. Lütfen oralara girmeyelim. Ney kapandı Azerbaycan'da? Fox TV kapandı. Fox. Evet. Fox TV. Bizde yayın yapan Fox TV mi? Evet. Azerbaycan'da artık yayın yapılmakta. Neden? İşte orada birisi çıkmış, aynen sizin gibi söylemiş. Aha. Ne demiş ki? Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı olarak karısını atıyormuş. Ben bu arada İlham Aliyev'i tebrik ediyorum. Öyle gizli saklı yapmamış. Bu demiş, aha benim karımdır, aha da karım benim ya Cumhurbaşkanı peki, yardımcımdır demiş. Ya ne komik ya. Dünyanın en komik yaklaşımlarından biri. Ancak böyle geri kalmış zihinlerde bunlar gerçekleşebiliyor. İnsan da biraz utanma olur ya. Utanma olur yani. Der ki ben akrabamı, yakınımı, onu bunu atamayayım, getirmeyeyim denir. Ya bırak kapatsın beni ya. Bırak bari Azerbaycan'daki bu komik durumla ilgili şaka yapabilelim ya. Kendi ülkemizdekilerle ilgili yapamıyoruz, bari orayla ilgili yapalım. Zeki, sizi kapatmayacak, beni içeri kapatacak. Korkuyor musunuz cezaevine girmekten? Biliyor musunuz Zeki? Evet. Tabii ki herkes nasıl ifade edeyim dümdüz hayatını bırakıp da dört duvar arasına girmek istemez. Oh be, en azından Azerbaycan'la ilgili atıp tutabiliyorum. Çok şey mi, yolsuzluk yapan bir adam mı İlham Aliyev? Ya bilmem anladım. Yani bilmiyorum, bana pek güven vermiyor kendisi. Yani eşini Cumhurbaşkanı yardımcısı getirince birinci yardımcı bu arada. Evet. Zeki Bey, ben size bir şey söyleyebilir miyim? Tabii, buyurun. Yani şöyle söyleyeyim. Sizin düşüncelerinizle benim düşüncelerim aynen üst üste düşüyor. Evet. Şöyle söyleyeyim. Ama ne yapalım? Evet. Ne yapalım? Susalım diyorsunuz. Sen orada sus, ben burada susayım diyorsun. Susmayanlar ne yapıyor? Ne yapıyor? Dört duvar arasında. Dört duvar, evet. Evet efendim. Bu arada yolsuzluk izleme örgütü, böyle bir örgüt varmış. Yolsuzluk izleme örgütleri tarafından verilen en yolsuz lider unvanına sahipmiş İlham Aliyev. Dünyanın dört yanına dağılmış inanılmaz bir servet öyküsü varmış kendisinin. Evet yani. Ya Zeki. Buyurun. Zeki Bey. Lütfen bizim ülkemiz çok güzel. Başkanımız çok güzel. Aha. Evet efendim. Lütfen. Lütfen, rica ediyorum, lütfen. 2003 yılında birçok uluslararası kurumun hileli tabirini kullandığı seçimlerle babası Haydar Aliyev'in yerine geçmiş. Yani hileli seçimlerle Cumhurbaşkanlığı kazandığı söyleniyor 2003'te. Bir sonraki seçimlerde kimseyi bırakmamış ama bir hile durumu olmuş. Evet. Tabii ki siz bunları nereden biliyorsunuz? Biz de okuyoruz. Biz de gazete okuyoruz.
Ardından 2009'da düzenlediği referandumla Azerbaycan Anayasası'nda bulunan Cumhurbaşkanlığı seçilme sınırı ile ilgili maddeleri baskı ile ortadan kaldırmış ve saltanatını devam ettirmeyi başarmış. Aman 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 Zeki Bey, evet. Ben öfke seni için aradım ama siz bana satıyorsunuz. Ama ben bu adama öfkeliyim. Ben yani böylesine halklarına baskı yapan herkese öfkeliyim. En azından bu arkadaşla ilgili bir şey söyleyebilirim. Bak, 1961'de Bakü'de doğmuş, 82'de Moskova Devlet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nden mezun olmuş. Eğitimine aynı üniversite devam ederek 90'lara kadar burada öğretim görevlisi olarak kalmış. Yani basit bir öğretim görevlisiymiş. Sonra Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi Sokar'ın başkan yardımcısı olmadan önce 91-94 arasında Moskova ve İstanbul'da ticari faaliyetlerde bulunmuş. 94'te Sokar'da çalışmaya başlamış Aliyev. 95 ve 2000'de yapılan parlamento seçimlerinde milletvekili olmuş. Üstlendiği görevler arasında babası Aliyev'in kurucusu olduğu Yeni Azerbaycan Partisi'nin genel başkan yardımcılığı, Milli Olimpiyat Komitesi ve ayrıca Azerbaycan Avrupa Konseyi Delegasyonu Başkanlığı bulunuyormuş. Dubai'de kendisi Dubai Sultanı deniyormuş bu arada. Zeki Bey, lütfen. Evet. Lütfen. 2003'ten bugüne kadar yapılmış bütün seçimlere sahtecilik ve hile damga vurmuş Azerbaycan'da ama hiçbir şeyi değiştirmemiş bu. Kusura bakmayın, ben bir şey söyleyeyim Zeki. Bu süreç içinde Baba Aliyev döneminde olan özgürlükler de yok olmuş. Güç tamamen iktidar partisinin, daha doğrusu iktidardaki ailenin eline geçmiş. İlham Aliyev'in yıllık geliri 2000... Türkiye Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yıllık geliri 280 bin dolar olarak görünüyor olmasına rağmen Aliyev'in malikaneleri büyüdükçe büyüyormuş. Sadece 14 yaşında olan oğlu Dubai'de 9 lüks malikaneye sahipmiş. Aliyev'in iki kızı Leyla ve Arzu ise 30 milyon dolar değerinde yine Dubai'de villalara sahipmiş. Ayrıca Aliyev bundan birkaç ay önce Bodrum Yıldız Kavak'ta 13 milyon euro değerinde bir otelin sahibi olmuş. Yani hangi otelse bilelim. Hangi otelse bilelim de gitmeyelim ya. Ve Nisan ayında Washington merkezli araştırmacı gazeteler Uluslararası Komisyonu ve The Guardian gazetesi işbirliği sonucu çıkan raporlar Aliyev'in kızlar adına kayıtlı İngiliz Virgin Adaları'nda bulunan pek çok mal varlığına sahip olduklarını ortaya koymuş. Adada. Virgin Adaları, buyurun. Yarın sizi dört duvar arasından arayacağım. Merak etme kardeşim, ben konuşuyorum ama sen de ki öyle bir şey yapmamıştır, çok dürüsttür, ben seviyorum falan desen. Tamam, öyle desen. Sen söyledin, ben söylüyorum. Evet. Recep Tayyip Erdoğan. Ben, ailenin yurt dışında toplam serveti milyarlar değerindeymiş. Panama ve Çek Cumhuriyeti'nde olan gizli şirketlerinden Dubai'deki malikanelere kadar uzanan ve daha niceleri bilinmeyen varlıkların sahibi olan bir aile ortalama maaşın 420 dolar olduğu bir ülkenin sultanları. Aliyev 2012'de Saraybosna Bükreş Merkezi Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi adlı bir sivil toplum örgütü tarafından yılın en yolsuz lideri ödülünü kazanmış. Bazı uluslararası kurumlar Aliyev ve ailesini ünlü Baba filminin bilmem ne ailesine benzetmekte pek de uzak bir atış yapmış sayılmazlar diyor haberde. Uluslararası Şeffaflık Örgütü raporlarına göre Azerbaycan 183 ülke arasında yolsuzluk sıralamasında 143. durumda. Evet, bu benim internette konumuza dönelim mi? Bulduğum, internette basit bir araştırma yaptığımda, Google'da aradığımda çıktı karşıma. Evet. Durum bu. Hı hı. Orada o ortalama gelir hakikaten o kadar mı? 420 dolar mı? Ben onları bilmiyorum. Anladım. 420 dolar. Bak, insanlar ne kadar az kazanırsa, ne kadar aşağıda kalırsa kazandıkları, birileri, birkaç kişi, 3-5 kişi her zaman için daha çok kazanıyor. Ve bu az kazananlar durumdan her zaman için çok daha mutlu oluyorlar. Yaşasın çok kazananlar diyorlar mesela. Ne kadar şu an. Bir dinleyicimiz daha bizim. Alo. Alo, merhaba. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Buyurunuz. Hoş buldum. Buyurunuz. İstanbul'dan 45'lik Uğur ben. Plak gibi. Uğur Bey, plak gibi mi? Evet, 45'lik değil, cölk. Ha, anladım efendim. Peki, buyurunuz. Hiç Azerbaycan'a gittiniz mi? Yok. Henüz değil. Bir şeyler söylemek ister misiniz efendim? Hayır, lütfen. yok efendim, yok. Peki. Sanıyorum beyefendi mutlu hayatından. Dolayısıyla ülkesinde çok sevdiğine inanıyorum. Cumhurbaşkanı da çok seviyorum. Tabii ki ülkemi seviyorum.
Mutlaka, ondan hiç şüphem yok. Evet. Biz gibi Cumhurbaşkanı'nı da muhtemelen çok seviyordur. Tabii. Şimdi efendim, Azerbaycan Cumhurbaşkanı gerçekten çok saygın bir insandır. Çok tatlı bir insandır. Yayına katılan mutlaka dinleyicimiz İlhan zor durumda kalmış. İlhan da ülkesini, Cumhurbaşkanı'nı ve yani Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nı ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı birinci yardımcısını çok sevmektedir. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Azerbaycan Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı olarak da karısını atamıştır. Böylesine de tatlı, böylesine ailesini, yakınlarını düşünen tatlı, şeffaf bir insandır. Az önce okuduğum haberler tabii ki gerçek değildir. Bir takım uydurmalardır efendim. Kimse bununla ilgili aksini iddia edemez. Kendisi son derece dürüst bir insandır. Bir şey söyleyeyim mi? Buyurun. Siz öyle söyledikçe eşim özür diliyorum. Eşim burada rahat bir nefes aldı. Tabii. Oh. Az önce okuduğum bir takım boş iddialardır Haydar Aliyev hakkında. Dinleyicimizin İlham Aliyev hakkında, çok özür dilerim. Yani babasından kadar özgürlükleri yok etmiştir falan diyemeyiz. Bu arada galiba Azerbaycan'da Cumhurbaşkanlık babadan oğula geçiyor. Önce babasıymış, sonra kendisi olmuş. Kendisinden sonra bu arkadaş karısını yardımcı olarak yapmış. Ne kadar güzel, bakın aile bağları ne kadar güçlü. Aile bağları ne kadar güçlü. Aile bağları önemli efendim. İnsan tabii ki ailesine, soyuna, sopuna sahip çıkacak tabii ki. Peki efendim. Demek ki aile birbirini çok seven fertlerden oluşuyor. Kesinlikle efendim, insan ailesine sahip çıkmalı. Bakın geçtiğimiz günlerde mesela bizim ülkemizde bir vali galiba bölgesindeki ilçe milli eğitim müdürü yardımcılığına mı, ilçe milli eğitim müdürlüğüne mi ne karısını getirdi. Basın yaygarayı kopardı, özellikle sosyal medya. Vay efendim vali işte karısını getirdi, şöyle oldu böyle diye. Valide aynen çıktı, karım kurban olsun dedi böyle bir duruma, ismini vererek ya da hanımefendi söyledi. Ve ilçe milli eğitim müdürlüğünden ya da milli eğitim müdürlüğünden istifa ettirdiler. İstifa etmek zorunda kaldı. Böyle şey olmaz efendim. İnsan vali olursa da sahip çıkacak. Bakın Azerbaycan'da ne kadar güzel bir örnek var. Adam cumhurbaşkanı olmuş, birinci yardımcılığına karısını getirmiş. Desteklememiz gerekiyor efendim. Birinci yardımcı karısı olacak. İkinci yardımcı mesela kayınçosu olabilir. Üçüncü yardımcı bacanak olabilir. Dördüncü yardımcı da mesela eltini getireceksin. Karının eltisi olabilir. Mesela beşinci yardımcı efendim enişteni getireceksin. Değil mi efendim? Bunları getireceksin ki aileyi kalkındırmak gerekecek. Müthiş sistem. Dünyanın her yerinde böyle olması gerekiyor. Azerbaycan bu anlamda ilham veren bir yapıya sahip gerçekten de. Ben desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Ben baktım, ben bittim Zeki. Olur mu? Ben övüyorum. Telefonlar dinleniyor mu? Nereden bulabilirler ki seni? Allah Allah. Yani. Dinleniyor olabilir diyorsun. Hmm, anladım. Peki. Yani. Ne iş yapıyorsun? Müzisyen. Müzisyensin, anladım. Güzel. Evet. Yani cezaevinde de güzel şarkılar söylüyor. Güzel besteler yapabiliyorsun. Tabii bizde güzel şeyler var. Cezaevi şarkıları var mesela. Metresin önünde durdum. Hasretin yerlere vurdum. Darararararam. Metresin önünde durdum. Hasretin yerlere vurdum. Darararararam. Ben dağlarda uçan kuştum. Uçan kuştum. Kanatlarımdan vuruldum. Gibi şarkılar olabilir. Ben bir gardiyan türküsü var, ben onu çok seviyorum. Hangi, söyler misin? Hayır, melodisini söylemeyeceğim. Çeşme akır yandan ha. Böyle bir mırıldansana bize lütfen, çok rica ediyorum. Tapancamı ya yapamayacağım. Allah'ım. Tapancamı ver bana. Ha. Böyle bir. Yasak mı türkü, yasak mı? Hayır, yasak değil. Sadece yapamayacağım. Yapamıyorum. Doğru. Evet, dinliyorum. Ya Zeki, ben Öfkeseyli için aramıştım. Komşuma kızdım. Niye? Evet, evet. Ya dur, dur. Hayatımı zindana çevirdi ya. Bir de ben çevirdim galiba.
Şimdi beyefendi yolda, onunla bir konuşalım sonra sana dedim. Beyefendi siz yoldasınız herhalde. Tamam, dörtleri tamam. Açtınız çık çak çık çak. Ha? Aynen aynen. Bu, sıkıntı değil, bekliyorum. Da, İlhan bu arada benim herhalde Azerbaycan'a girişim artık yasaklanmıştır değil mi şu konuşmalardan sonra? Yani bilmem ki. Bilmiyorum. Yani. Hayır. Canım neden yasaklansın? Hayır. Yani girişte gözaltına falan alınmıyor bunları? O kadar da değil. Ne kadar? Bu da halı seveceklerdir. Ben gelmem vallahi söyleyeyim yani. Kırmızı halıyla bekliyorlar sizi muhtemelen. Gelmek isterseniz siz gelebilirsiniz. Ha, ben hayatta gel. Gelirim de çıkışı çıkamam ben oradan. Hayır, çıkarsınız. Benim amcam olanları, dayım olanları çok size can güvenlik yaparlar. Güvenlik yaparlar da benim adım şimdi kara listeye girmiştir orada. Hayır, hayır. Ha? Hayır, hiç hayır. Evet, tamam. Bu arada İlham Aliyev'in... Bu arada Zeki, buyurun. Ben sizi 10 yıldır dinliyorum. Evet. Yani ben Türkiye'ye gelmeyi planlaştırıyordum. Evet. Ama şöyle söyleyeyim, gerçekten söylüyorum. Sizin stüdyonuza gelmek istiyordum. Ama ben kediye karşı fobim olduğu için vazgeçtim. Gerçekten vazgeçtim. Kediye karşı fobiniz var. Evet. Evet, evet. Şu an kedim tatlı tatlı uyuyor benim. Hiçbir zararı olmaz size. Biliyorum da ancak benim fobim var kediye evet, karşı. Peki. Bir kedi, bir hindi. Bir kedi, bir de hindi de. Hindiden ben de korkabilirim yani. Evet. Evet, kedi bir hindi. Evet, Azerbaycan'dan gelen mesajlar var. Aman Zeki ne yapıyorsun diyorlar. Ne yapıyorum efendim? Ne yapıyorum efendim? Yani bu durumda kaç yıldır Aliyevler sizi yönetiyor? 90'lardan beri mi? Hayır. Kaç? 1969'dan bu yana. 69'dan beri aralıksız sizi Aliyevler yönetiyor. Evet, evet, evet. Arada birkaç yıl neredeyse 87 93 6 kadar yıl değil. 6 yıl evet. Boşluk var onun dışında öyle mi? Evet. Bir dakika evet. 2018 yılındayız. Kaç yılından beri dediniz? 1969 efendim. Ya 49 olmuş. 49 yıldır bir 3-5 yılı saymazsak efendim 49 yıldır Aliyevler yönetiyor. Baba, oğul, başka Aliyev geldi mi sonra acaba? Hayır, hayır. Bundan sonra torun mu gelir? Peki torun mu var? Ki, oğlu tabii mu var? Sırada o. Oğlu var diyorsunuz. Aa, 49. Evet, İşte budur efendim. İşte budur. Haydar Aliyev. Haydar Aliyev bundan sonraki öyle mi? Evet. Ha evet. İsim de aynı o zaman. Haydar Aliyev, sonra evet. Oğul evet. İlhan Aliyev, sonra torun da Haydar Aliyev. O da o da oğlunun adını İlham Aliyev olarak koyarsa böyle devam eder o zaman. Ya bari tabii ki öyle yapacaklar. Bari en azından isimler farklı olsa da halk biraz değişim hissetse. Vay arkadaş 49 ya, yıldır. Yapma, İşte lütfen olur mu efendim? Destekliyorum ben. İstikrar budur efendim. 49 yıl efendim dile kolay. 49 maşallah ya. Babadan oğula, oğuldan oraya, oradan oraya. Çok güzel. Ya neyi yapmayayım? Olan olmuş, ben ne yapayım? 49 yıldır onlar yönetiyor. Ben ne diyorum ki? Ben durumu söylüyorum. Geleyim de ben mi yöneteyim diyorum. Yetmiyor efendim. Karı sırada birinci cumhurbaşkanı, pardon cumhurbaşkanı birinci danışmanı yapıyor İlham Aliyev. Müthiş ya. İşte budur efendim. İstikrar. Zeki Bey, lütfen bir şey söyleyebilir miyim? Tabii söyleyebilirsiniz. Nedense aynı nasıl söyleyeyim hakimiyetler yani nasıl? Bence sen yönetim sistemi. Aa. Aynı yönetim sistemi Türkiye cumhuriyetlerde oluyor. Hı. Bakın Özbekistan, Kırgızistan, hı-hı, Türkmenistan, Azerbaycan aynı, hepsi aynı. Hepsinde aynı diyorsunuz. Evet. Türkiye evet. Cumhuriyeti'nde. Biz evet, seviyoruz. Türkiye biz seviyoruz demek. Türkler olarak biz uzun soluklu seviyoruz demek ya. Türkiye Cumhuriyetler'de de, Özbekistan'da aynı. Da böyle diyorsunuz. Uzun soluklu sevmiyoruz da oturduğumuz yerden kalkmıyoruz. Evet efendim. Bence güzel. Evet. Evet, çok güzel efendim. Ben takdir ediyorum efendim.
Arada rahmetli Elçi Bey vardı 90'larda demiş bu arada. Allah rahmet etsin. Onu çok özlüyorsunuz herhalde. Tabii ki. Çünkü öyle bir dolu dolu Allah rahmet etsin dediniz ki. Sonra ne oldu? O katakulleyle mi uzaklaştırıldı koltuktan? Tamam yani... tamam sus tamam. Allah, Azerbaycan'dan bayağı bahsettik, hiç bilgim de yok bu arada. Tamamen Google üzerinden gidiyorum. Evet. Peki beyefendi buyurunuz, biraz ara verelim. Siz de devam edelim. Şöyle şöyle oldu da çok korktum dediğiniz ne var acaba Uğur Bey? İlhan Bey bu arada biraz soluklansın. Tabii. Bu arada. Biraz rahatlasın efendim. Teşekkür ederim. Evet, evet, buyurun. Teşekkür ederim. Valla bu konuyu açtığınızda ilk olarak aklıma gelen şöyle söyleyeyim. 16-17 yaşında iki arkadaşımla beraber bir yaz tatiline gittiğimde... Çok efendim sesiniz çok olarak... uzaktan geliyor. Biraz yaklaşırsanız, kulaklığı çıkarırsanız. Şimdi iyi mi? Gayet iyi, buyurun. Okey. Bu konuyu açtığınızda hayatımda zaten bir şey beni çok korkutmuştu. O da arkadaşlarımın çok büyük bir payı vardı. Hı-hı. 16-17 yaşlarında üç arkadaş böyle deli çılgın bir tatil yapalım diye İstanbul'dan ayrılıp böyle güneyde Ege sahilinde bir yere tatile gitmiştik. Hı hı. Burada bir eşek şakasına maruz kalmıştım. Hı hı. Fakat o kadar çok korktum ki yaptıkları şaka sonucunda bu hayatım boyunca devam etti kaldı. Evet. O da şöyleydi. Bir akşam üçümüz beraber giyindik, dışarıya çıktık ama ben odada bir şey unuttuğumu fark edip tekrar böyle odaya doğru yürümeye başladım. Tatildesiniz, otel odasına doğru yürüyorsunuz. Otel odasındayız. Evet. Bir bungalov evde kalıyoruz. Oh ne güzel. Denize sıfırdı. Çok da güzel bir yerdi. Hı hı. Benim odaya döndüğümü... Şey mi efendim? Kadir'in ağaç evlerinde mi kalıyorsunuz bu arada? Hayır. Değil. Evet buyurun. Değil. Hı hı. Neyse içimden o geçti. Ha? Odaya döndüğümü onlara söyledim ve odaya doğru yöneldim. Benden önce balkon kapısından içeriye girip dolaba saklanmışlar. Evet. Ve ben gayri ihtiyar bomboş odaya giriyorum diye çok rahat davrandım. En son kıyafetim üstümdekini değiştirmek içindi zaten. Dolabın içinden çıkıp üstüme atlamalarıyla hala dolap açmadan mutlaka bir adım geriye çekilip dolap açıyorum Zeki Bey. Anlayamadım efendim. Dolabı kapağını açtığımda tişörtümü alacağım dolaptan. Evet. İkisi birden üstüme atladılar. Bağırmayla beraber. Evet. Ve o kadar korktum ki hala dolap açarken bir adım geriye çekilirim ve dolabı temkinli açarım. İçinden bir şey çıkacak diye korkarım diyorsunuz. Kesinlikle. Ve korkmamı şöyle ifade edeyim. Hani çok korkanlar bilirler belki. Sanki ruhum çıktı içimden ve böyle tekrar bana geri girdi. Hı hı. Kalp atışlarımı, tansiyonumu anlatan o yaşta gerçekten hani kalp atışı kulaktan duyuluyormuş. Bunların hepsini o gece sağ olsunlar sahillerinde yaşadım. Sonra onları bir daha görmedim. Evet. Yani küstünüz mü görmedim derken? Yok yok. Küsmedim canım. Onlarla şeyim devam ediyor. Odamı değiştirdim. Ha anladım. Yani. O anlamda diyorsunuz bir daha görmedim. Aynen. Ya bu korkular gerçekten insanın içine işliyor ve sonrasında da atamıyor. Yıllar geçse de üzerinden. Ne yazık ki. Ben de bir televizyon programı vardı. Programda şok muydu neydi bilmiyorum da işte klozetten yılan mı çıktı, klozetten tavuk mu çıktı öyle bir haber yaptılar. Böyle şeye de bağlamışlar. Tele de bağlamışlar. İşte böyle çıktı, şöyle çıktı. Ya ondan sonra ne zaman klozete otursam şöyle bir döner döner bakarım tekrar tekrar. Ulan yılan mı çıkar, çıkarsa bu kadar yüksekliğe nasıl çıkar? Tuvalet deliği ve yılan arasında bir bağlantı vardır benim kafamda. Benim de öyle bir endişem vardır mesela. Sizin dolaptan tişört alırken biri çıkacakmış endişesi. Bende de o şekilde. Kesinlikle halen devam ediyor. Evet. Yani o dolap kapağını açarken inanın dolabı mutlaka bir metre olsun. Pardon. İlhan polis mi geldi, ne oldu? Hayır. Ha tamam abi. Buyurun. Hala oturdum maalesef. Eşim odadan çıkıyordu. O... Peki efendim. Kapını, çok... kapını örtüyordu. Kapıyı örtüyor. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi yolculuklar. Diliyorum. İyi geceler efendim. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim.
Evet, geldik efendim. Azerbaycan'dan bizi arayan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in birinci yardımcısı olarak karısını atadığı ülkeden programımızı onurlandıran İlhan'la sohbetimiz efendim. Sen öfke seli bölümü için aradığını söyledin. Neden öfkeysin? Hayırdır? Evet. Bu arada dinleyicilerimiz şaşırmış durumdalar. Ne 49 yıl mı? 49 yıldır ülkeyi bir adam mı yönetiyormuş? Hayır, bir adam değil efendim. Babası. Babasından sonra oğlu. Şimdi bak, baba Haydar Aliyev. Haydar Aliyev'den sonra oğlu İlham Aliyev koltuğu alıyor. Şöyle söyleyeyim Zeki Bey. Sovyetler dönemini biliyorsunuz. Tabii. Sovyetler döneminde yani Azerbaycan'a başkan Haydar Aliyev, Sovyetler dönemi bitti 90'larda. Evet. Ama 90'lardan 3 yıl önce Haydar Aliyev kenarlaştırıldı. Kenarlaştırıldı ne demek? Yani uzaklaştırıldı. Uzaklaştırıldı. Çok güzel ifadeymiş, kenarlaştırılmak. Evet. Evet. Ya kusura bakmayın. Ha niye kusura bakalım, bu sizin ülkenizin yereli, biz de bu durumdan dolayı mutluyuz, yerel bir şeyler öğreniyoruz. Evet, aha. Teşekkür ederim. Evet. Yani ben anlatayım bari. Yani özetle şimdi 90'ları 90'ları boş verin, oradan çıkamayız. 1967 mi demiştiniz siz? 69. 69'da geliyor Haydar Aliyev. Evet. 69 Haydar Aliyev. Sonra 90'larda efendim. Küçük bir değişiklik oluyor 3-5 yıl. Sonra bir katakulleyle, ki yazılan o haberde okuduğum, seçimlere şaibe bulaştırdığı söyleniyor İlham Aliyev'in. Okuduğum haberde o yazıyor. En azından haberde bu yazıyor. İlhan, bununla ilgili bir sıkıntı yok değil mi? Söyleyebilirim. İddia bu yani. Hayır. Evet. Hayır, ben yazmıyorum. Ha, sen yazmıyorsun. Haberde bu yazıyor. Böyle iddialar var diyorum. Evet. Evet, tamam. Evet. Şaibeli bir seçimle oğlunun tekrar geldiğini söylüyor. İlham Aliyev geliyor. Geliş o geliş efendim. Sonra Cumhurbaşkanlığı yasasını değiştiriyor. Karısını birinci yardımcı yapıyor falan. Buna geleceğim de. Birinci yardımcı yapıyor karısını. Sonra işte devam ediyor. Bir sürü değişiklik, özgürlük anlamında kısıtlamalar vesaire. Şimdi İlham Aliyev'in de oğlu varmış. Onun adı da Haydar'mış efendim. Tekrar Haydar Aliyev'e dönecekler gibi görünüyor. Evet. Kaç yaşında Haydar Aliyev şu anda? Torun? 1997. Güzel. Doğum. 97 doğumlu. Onun bir görevi var mı şu anda? Resmi olarak. Kadarıyla yok. Yok, anladım. Yakında olur. O gelirse, o mesela koltuğu aldıktan sonra onun oğlu olursa, o da tekrar babasının adını koyacak. İlham Aliyev olacak sonrasında. Ben de diyorum ki bari isimleri değiştirseydiniz de halk en azından sıkılmasaydı. Hani, değişik isimler olsaydı diye söylüyorum. Peki bir şey soracağım. Çok özür dilerim. Tamam, evet. Sen taraf olma. Ben sadece dışarıdan gördüğüm zaman bana tuhaf geliyor bu durum. Şimdi orada halk bir cumhurbaşkanının birinci yardımcısı olarak karısını atamasına Azerbaycan'da hiç bir şey demedim, hiç rahatsız olmadı mı? Ya şöyle söyleyeyim. Rahatsız olup da ne yapacağız? Yani ne bileyim. Ya olur mu böyle şey, insan karısını birinci yardımcısı olarak atar mı falan diye hiç bir şey, haber çıkmadı mı sen? Muhalefet yok mu orada? Şöyle söyleyeyim, muhalefet ya saçma sapan bir muhalefet. Hı hı. Yok kısmında. Yok gibi, anladım. Bununla ilgili haber çıkma. Halktan bir itiraz gelmedi mi? Siz aranızda konuşmadınız mı? Konu komşu, bakkal, ya adam karısını birinci... Herkes konuşuyor. Ha, birinci yardımcı yapıyor diyor. Hı-hı. Evet, ama gizli saklı konuşuyor. Gizli saklı konuşuyor. Korkuyorlar. Tabii ki. Korkmuyor. Korkuyor. Anladım. Tabii ki korkuyoruz. Evet. Peki bununla ilgili bir açıklama yapma gereği hissetti mi mesela Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev? Ya karımı birinci yardımcı yapıyorum çünkü onu çok seviyorum. Ya neden açıklama yapsın ki, kime ne? Ha, yaptı mı diyorum sadece. Açıklama yapma gereği hissetti mi?
bilmiyorum. Ben Azerbaycan kanallarını izlemediğim için bilmiyorum. Anladım. Genellikle şöyle söyleyeyim, Türk kanallarını izliyorum, Türk radyolarını dinliyorum. Evet. Gerçekten. Samimi olarak söylüyorum. Evet. Evet. Yani şu anda Azerbaycan'da bir ünlü karşıma çıksa asla tanımam. Azerbaycan ünlüsü, evet. Bu çok enteresan bir durum. Hakikaten çok Google'da araştırırsanız vay be neler varmış diyorsunuz. Vay be yani. Bu koltuk ne kadar kıymetliymiş. Bir de ben Azerbaycan'ı da artık böyle aslında bir yönüyle Orta Doğu'ya dahil ya kafa olarak Orta Doğu kafası. Orta Doğu'da demokrasiyle gelinebiliyor. Koltuğa oturulabiliyor. Fakat demokrasiyle gidilmiyor. Orta Doğu'da böyle, Azerbaycan'da böyledir, Suriye'de böyledir, İran'da böyledir, Irak'ta böyledir, Libya'da böyledir. Yani gelirsin, demokrasiyle gelirsin, seçimle gelirsin ama seçimle gitmezsin. Nijerya'da böyledir mesela. Gelir, seçimle gelir ama gitmez. Seçim sonuçları ya, tanımıyorum ben diyebilir ben. Mesela. Tamam. Yok, senden bahsetmedim. Sizin ülkeden bahsetmedim. Nijerya'dan bahsettim. Acaba şöyle bir anlık düşündüm. Ben birkaç gün önce sizi rüyamda gördüm. Evet. Gerçekten. Hı-hı. Rüyamda gördüm. Bana kokoreç veriyordunuz. Hala kokoreçin ne olduğunu bilmiyorum. Hiç yani, gelmedin mi Türkiye'ye? Yemek olduğunu biliyorum. Evet. Hiç Türkiye'ye gelmedin mi? Hayır. Gelmedim. Gelmeyi düşünmüyor musun? Düşünüyordum. Az önce söyledim ya. Düşünüyordum. Gerçekten düşünüyordum. Yine de düşünüyorum. Geleceğim ama sizin stüdyonuza gelmek istiyordum. Kediden korktuğum için yani korktum. Ya bu kediden korkmazsın, Kaju'dan korkmazsın. Dünyanın en tatlı kedisi. Ağzı var, dili yok. Dönüp sana bakmaz bile yani. Evet, peki. Azerbaycan'la ilgili sorular geliyor, mesajlar geliyor ama dinleyicimiz de çok korkuyor. Aman aman yapmayın arkadaşlar lütfen. Fena bir durum ya. Gerçekten çok fena, çok üzücü bir durum. Mesela düşünsene Almanya'da çok özür dilerim. Almanya'da Merkel dese ki ya böyle bir şeye yetkisi yok, yani yetkisi olmadığı gibi herkes manyak mısın der. Almanya'da Merkel kalkıp ben kocamı birinci danışman olarak atıyorum, birinci yardımcım olarak yapıyorum, birinci yardımcım yapıyorum. İşte bütün Almanya ayağa kalkar, bütün gazeteler haber yapar bunu. Almanya sokağa dökülür ve zaten böyle bir şey yapmak aklından geçemez. Böyle halkın sürekli duyarlı oluşu durumu söz konusu olduğu için, halk sürekli hakkının farkında olduğu için yapamaz. Aklından da geçmez yani bu arada. Yani şeye benzer bu. Gideyim de bir öleyim geleyim de aynı şeydir. Yani nasıl aklımızın ucundan geçmiyorsa o da geçmiyordur. Demokrasi de medeniyet de böyle bir şeydir işte. Evet. Öyle bir şeydir ki medeniyet, öyle bir şeydir ki demokrasi, öyle bir şeydir ki şeffaflık. Amerika eski cumhurbaşkanı arkadaşının otelinde kalıp 250 euroluk ya da 150 euroluk otel ücretini ödemedi diye bununla ilgili özür dilemek ve açıklama yapmak zorunda kalır. Ay. Utanır ve ceza alır bundan dolayı. Ceza alır. Hı-hı. 150 euro. Böyledir. Avrupa böyledir. Şeffaflık açısından böyledir en azından. Evet. Bakıyoruz efendim. Allah Allah. Demek zamp gibi yapışmışlar Azerbaycan'da. Üzüldüm Azerbaycan halkının haline demiş. Nesrin göndermiş. Sanki başka ülkeler de var öyle. Vardır efendim, olmaz mı? Özbekistan, Türkmenistan. Def olur musunuz demek gibi bir şey bu, kenarlaştırıldı. Kenarlaştırılmak. Hayır, öyle değil. Böyle. Hayır. Def olmak Azerbaycan'da cehennem ol. Cehennem ol, evet. Evet, cehennem ol, def ol demektir. Evet. Evet. Peki efendim. Kenarlaştırıldı yani uzaklaştırıldı. Uzaklaştırıldı. Biz de artık klozete bakacağız, mesajı gelmiş Şah'dan. Valla ben bakarım klozete. Bu arada rüyamda ya yayın öncesinde şöyle biraz şekerleme yaptım. Orada şeyde de haber görmüştüm. Sosyal medyada işte deprem profesörü uyardı.
depremden etkilenecek 13 ilçe şunlar, şöyle olacak, böyle olacak, şu kadar süre içerisinde olacak gibi, sonrasında şunlar yapılmalı gibi senaryolardan bahsetmiş. Haber okuduktan sonra şöyle bir şekerleme yaptım ve rüyamda Almanya'da deprem olduğunu gördüm. Öyle bir deprem ki yani binalar dans ediyor adeta. Rüyamda bile inanmadım. Yani o kadar Almanya'yı kendi kafamda bir sistem ülkesi haline getirmişim ki hadi canım Almanya'da deprem mi olur deyip geçmiş durumdayım. Yani. Deprem olmaz ya oğlum, deprem. Ne işi var Almanya'da depremin? Hey diyecek. Ya arkadaş, adamlar depremi bile ötekileştirmişler. Yani. Deprem bile orada olmuyor. Ben hiç hatırlamıyorum Almanya'da deprem oldu. Norveç'te büyük deprem falan. Varsa bile önlemlerini alıp binalarını yapmışlar, halkını koruyorlardır. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Alo. Seni yayınımızdan kenarlaştırıyoruz yavaş yavaş.